Merhabalar arkadaşlar. Evet, ölüp ölüp dirildiğimiz bir karşılaşmanın maç analiziyle karşınızdayım. Trabzonspor AYK maçı analizde. Gerçekten ilk maç sonrasında Trabzon'daki maçın formalite olduğunu düşündük. Hepimiz, ben dahil, tüm spor otoriteleri böyle düşündüler. Ama hem Trabzonspor'un bir konsantrasyon eksikliği ki tamamıyla kafalar Fenerbahçe maçında. Bunu çok net söyleyeyim. Takım bu maçı özellikle ilk yarı anlamında iyi hazırlanılmadığını, mental olarak iyi hazırlanmadığını gördük Trabzonspor'un. Tabii ki buradaki esas suç oyunculardan çok teknik ekibe yazar arkadaşlar. Ünal Karaman'ı ne kadar bazı konularda methediyorsak, bu enerjili oyun, coşkulu oyun, özellikle Sosa, Ekuban, Sorloth, Nwakaeme gibi oyuncuların performansının arttırmasında çok önemli pay sahibi olduğunu söylüyorsak, eleştirecek noktaları da olduğunu da söyleyeceğiz arkadaşlar. Yani takım mental anlamıyla ilk yarıda sahada yoktu gerçekten. Yani 4-4-2'ye döndükten sonra da sahada yoktu, onu söylemek lazım. Bir diğer tarafı ise ilk maçta izlediğimiz AYK ile dün Akyazı'da izlediğimiz AYK arasında gerçekten çok ciddi fark vardı. Daha hazır, daha iyi bir takım vardı. Yunan ekibi iyi bir takımdı. İlk maçta da dedik biz, kaliteli bir ekip, dikkat edilmesi gereken bir ekip. Oyuncu bireysel performansı ardında daha performans aldı dün AYK teknik ekibi ki, bildiğiniz üzere teknik direktörleri istifa etti ve altyapı hocasıyla çıktılar dünkü karşılaşmaya. İlk maç biraz Trabzonspor için de şans olmuş diyebiliriz arkadaşlar. Sanki hani futbolcuların da bir sorunu olduğu belliymiş teknik ekiple demek mümkün. Ne olursa olsun turu geçtik, gruplara kaldık. Burası çok önemliydi. Eksiklikler var, sıkıntılar var. Dediğimiz sorunlar dün bana kalırsa iyice su yüzüne çıktı. Bazı burada arkadaşlarım sen diyor futboldan anlamıyorsun. Olabilir, gerçekten futboldan anlamayı olabilirim arkadaşlar. Yorum yapıyoruz burada. Siz de yorum yapıyorsunuz, ben de yorum yapıyorum. Seviyeli bir tartışma sürdürmeye çalışıyoruz burada sadece. Olabilir ama dün bazı noktalarda eksiklikler dediğim gibi çok dikkat çekiciydi. Şimdi ne yapacağız biz bu videoda? Bireysel oyuncu performanslarına bakıp bu takım anlamındaki sıkıntılara kısaca bir göz atacağız. Evet, Trabzonspor nasıl çıktı sahaya? Uğurcan, Novak, Kampi, Fernandes, Pereira, Sosa, Mikel, Nwakaeme, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Ekuban. Evet, Sorloth'u kesti. Sorloth'u dinlendirmek için kesti hoca muhtemel olarak ki ben daha ciddi bir rotasyon bekliyordum. Ama şu var arkadaşlar, baştan beri dediğim sorun işte Trabzonspor'un yedek kadrosu çok geniş ama çok kaliteli değil. Gerçekten çok kaliteli değil. Evet, stoper rotasyonu fena değil. Kampi, Fernandes, Hüseyin'i ve Hüseyin'le stoper rotasyonunu hallettiniz ama sol ve sağ bekte rotasyonda ciddi sıkıntı var. Orta sahada Doğan dışında bence orta sahayı zorlayacak çok ciddi oyuncu yok. Sol tarafta da öyle. Sağ tarafta Yusuf Sarı. Dün bence kendisine haksızlık edildi. Dün ben sahaya gireceğini tahmin etmeyen bir oyuncu. Kolay değil arkadaşlar böyle Avrupa maçlarında oynamak. Skor bir de 2-0 iken giyip o baskı altında oynamak kolay değil. Bir anda oyuncuyu kötülememek lazım. Ama yeterliliği tartışılır. Forvet iyi. Torres, Sturridge, Ekuban, Sörloth gider. Ama sıkıntı var. Yani kadronun kalitesi anlamında, genişliği anlamında demiyorum, yedek kadronun kalitesi anlamında biraz sıkıntı mevcut. Baktığımızda 4-2-3-1 formatıyla çıktı. Geçtiğimiz maçlardaki o enerjik futboldan, yani enerjik futbolu sağlayan Sörloth Ekuban ikilisinin takım presine, takım savunmasına verdiği katkıdan eksik çıktı Trabzonspor. Ve felaket bir maç başlangıcı. İnanılmaz konsantrasyon kaybı, inanılmaz pas hataları. Özellikle Abdülkadir Parmak çok kötüydü. Gerçekten tanıyamadım diyebilirim ilk 30 dakikada. Yeterliliği tartışılır. Trabzonspor'un uzun sezonunda kadroda olacaktır Abdülkadir Parmak. Yeterliliği tartışılır ama dünkü oyunu bambaşkaydı. Zaten yediğimiz ilk gol tamamıyla konsantrasyon kaybı. Fernandes'in orada ya vur taça gitsin abi, niye geveliyorsun? Kampi'nin pozisyon almada yavaş kalması derken gol yedik. Bir anda baktık Jonobi Mikel ikinci penaltıyı yapmış. Jonobi Mikel denecek bir şey yok arkadaşlar. Kesinlikle olmayacak. Yani evet, zaman 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 diyoruz ama arkadaşlar şimdi yanına baktığımda Sousa faktörü var. Yani bambaşka bir seviye. Bambaşka, inanılmaz fark var arada ya. İnanılmaz ki yeni de transfer olmadı Jonobi Mikel. Geçtiğimiz sezonda öyle çok hani sezonu kaçıran bir oyuncu değildi. Antrenmanlara katıldı. Çok temposuz. Beli dönmüyor. Yani kafa olarak da burada değil. Pozisyon almaları zayıf. Yaptığı penaltı komedi gibi penaltı. Orada niye penaltı yaparsın? Bırak gitsin adam. Nereye gidecek? Arkanda oyuncu var, müdahale etsin. Yani 35. dakikada zaten hoca dayanamadı. Çıkarttı 4-4-2'ye dönünce Trabzonspor. Yani belki son 10 dakika etkili olmadı bu 4-4-2 ama ikinci yarıda bir silkilendi ve kendine geldi Trabzonspor. Yani Obimike'nin ben Trabzonspor'a çok faydalı olacağını düşünmüyorum. O bölgede baktığımızda Abdülkadir Parmak, Sosa ve Doğan kalıyor elde. Onazi gelmesi lazım bir an önce. Gerçekten sağlam bir Onazi'ye çok ihtiyacı var. Yani evet, bu
Orta saha zayıf arkadaşlar. Rotasyon olarak zayıf. Allah korusun ya. Yani sol saha şimdi yaşı da olan bir oyuncu. Hem Avrupa Ligi hem Süper Lig zor arkadaşlar her maçı 90 dakika çıkartması. Bugün sol sahaya bir şey olsa Trabzonspor'un oyun planı inanılmaz etkileneceğini düşünüyorum ben. Orta sahası çöker gerçekten. Allah korusun bir şey olsa. Ya yani transferin kapanmasına transfer tahtasının kapanmasına az süre kala muhakkak bir orta saha takviyesi şart. Muhakkak. Yani Sturridge çok büyük bir marka, çok büyük bir transferdi. Gerçekten tribünler adına da çok büyük bir transferdi. Kombine sattırır size. Yani seyirciyi motive eder ama ilk öncelik orası değildi. Bana kalırsa arkadaşlar. Yani Sturridge için o maliyete katlanmak yerine oraya Ekuban'la, çünkü Sorloth iyiler. Yani iyiler. Dün Ekuban yine gol atamamasına rağmen çalışkanlığı, presi, o hızlı oyuncu koşuları, topsuz alan koşuları, savunma arkasına yaptığı koşularla çok iyiydi. Çok iyiydi. Sörloth oyuna girdikten sonra takım oyununun ne kadar etkilendiğini gördük. Yani oraya yedek bir forvet alıp sanki orta sahaya da bir iki takviye yapılması. Hatta dediğim gibi sol bek ve sağ beyi biraz daha iyi yedeklemek daha iyi olabilirdi. Çok genç oyuncu alındı ama yeterlilik konusunda biraz sıkıntı var Trabzonspor'un yedek oyuncu anlamında arkadaşlar. Koca sezon biraz sol saya her maç sonrası bence dua edilmesi lazım. Aman bir şey olmadı diye öyle bir sezon geçirecek gibi gözüküyor Trabzonspor arkadaşlar. Genel manasıyla baktığımızda ise Uğurcan yapacağı bir şey yoktu arkadaşlar. 7 gollerde çok yapacak bir şey yoktu. Ortalama bir performans gösterdi. Pereira dediğim gibi dün mesela Malatya maçındaki Pereira'nın pace'i yoktu sahada. Konsantre kaybı tamamıyla ben bunu konsantre kaybına bağlıyorum. İlk yarıda hayalet gibiydi. İkinci yarıda nispeten biraz toparlamış olsa da gününde değildi bana kalırsa. Ivanildo Fernandez benim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu dün. Gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ben Hüseyin Türkmen'i her zaman önde görüyordum. Ivanildo Fernandez Hüseyin Türkmen'den iyi görüyordum gerçekten. Dün çok basit hatalar yaptı savunmada. Zaten o golü yedirttikten sonra iyice oyundan düştü. Allah'tan Trabzonspor ikinci yarıda oyunu biraz toparladı ki Fernandes ve Campi'ye çok yük düşmedi arkadaşlar. Campi ilk Atina deplasmanında çok beğenmiştim. Dün ortalama Campi performans vardı. Yine kötü değildi. Yine ortalama performans izledik. Novak standartının altındaydı hücum anlamında özellikle. Ama kolay değil arkadaşlar. 3-4 günde bir bu iki hücum sal bekten devamlı gidip gelmesini beklemek. İki maçta da aynı performansı beklemek gerçekten kolay değil. Zor. Ya o yüzden burayı rotasyonlamak şart. Aynı kalitede olmasa bile bir tık altında rotasyonlamak şart diye düşünüyorum. Orta sahayla ilgili yorumumuzu yaptık zaten. Mikel, Trabzonspor'un zayıf karnı. Sol sağ yani denecek hiçbir şey yok. Maçın 3 oyuncusu var. Bana kalırsa sol sağ Nwakaeme'nin son 20 dakikası. Bakın son 20-25 dakikası ve Ekuban'ın 90 dakikası gücü, çalışkanlığı sayesinde. Sol sağ Trabzonspor'un oyun aklı. Oyunu yönlendiren isim. İlk yarıda o da belki takım arkadaşlarına uysu desek de yine de ilk yarıda takımın en iyisiydi. Gerek savunma anlamında ki gördük saha içi tepkilerini arkadaşlar takım arkadaşlarına nasıl kızdığını. Yani Sosa gibi bir oyuncunun ben en çok şuna şaşırıyorum. İzledik daha önceki Beşiktaş'ta da izledik. Ya Trabzonspor'u inanılmaz sahiplenmiş durumda gerçekten. Bu çok büyük bir artı. Takım içi liderliğini çok güzel üstleniyor ve oynuyor arkadaşlar. Takım savunmasında da var. Takım savunmasında belki 10 kilometre koşmasa da 8-9 kilometre koşuyor ama çok iyi pozisyon almasını bildiği için takım savunmasında fayda sağlamayı biliyor. Abdülkadir Parmak ile ilgili olarak Abdülkadir Parmak Trabzonspor kadrosunda yer alacaktır. İlk 11'inde oynayacaktır ama sezon boyunca belki Trabzonspor bu sezon 45-50 maç civarı maç oynayacak. Hepsinde oynamaması mümkün değil arkadaşlar. Çünkü o fiziksel gücü yok Abdülkadir'in. Dün çok güçsüzdü. Ayakta duramadığı pozisyonlar izledik. Pas hataları yaptı. Dün kötüydü arkadaşlar. Dün kötüydü. Ben yani tepki çekiyorum belki bunu dediğim zaman ama o bölgeye işte transfer bu yüzden şart diyoruz. Bu oyuncu yedeklemek şart. Abdülkadir de zinde tutmak şart. Çünkü Sosa gibi değil Abdülkadir. Her maç 11-12 kilometre koşmak zorunda bir olan oyuncu kolay da değil. Kolay da değil. 3-4 günde maç yapmak bu imkanı size sunmuyor işte arkadaşlar. Abdülkadir Ömür'le ilgili olarak değinecek bir şey yok. Sakatlığı umarım ciddi değildir. Trabzonspor'un kesinlikle ona çok ihtiyacı var. Kesinlikle çok ihtiyacı var. Ama arkadaşlar dün bu sakatlıkta bir uyarı bize aslına bakarsanız. Neden uyarı bize? Böyle şeyler olacak bu uzun periyotta. Sakatlıklar olacak. İşte o yüzden biraz bir iki transfer daha. Bir iki yani bir sağ bek sol bek oynayan bir oyuncu belki bir orta saha belki yeterli olacaktır Trabzonspor için. Yani bu Ahmet Ağoğlu transferi kapattık demesine rağmen ben bu eksikliğin olduğunu düşünüyorum hala. Nwakaeme yani
İnanılmaz bir son 15 dakika oynadı. Yani rakibi sırtında götüren bir oyuncu. Çok ilginç yetenekleri olan bir oyuncu. Hakikaten çok ilginç yetenekleri olan bir oyuncu. Ama geçen Malatya maçında da böyleydi. Maçın son anlarında devreye girmişti. İlginç bir oyuncu. Duruyor duruyor sonra bir patlıyor. Felaket patlıyor. Kalitesine değinecek en iyi hiçbir şey yok. Belki de şu an Süper Lig'in en formda sol açık oyuncusu diyebiliriz Emre Kağan için. Bir sıkıntı var arkadaşlar. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Bazen çok toplu oynuyor. Yani müsait pozisyonda arkadaşlar oluyor. Evet o toplu oynadığında belki başarılı olabiliyor ama pozisyonun tehlikesi biraz azalıyor arkadaşlar. Biraz topu ayağından çıkartmaya da çalışırsa Enver Kamil'i denecek hiçbir şey yok. Gerçekten müthiş bir transfer başlaması. Kim scout ekibi onu alıp getirdiyse alnından öpmek lazım. Son 15 dakikadaki performansı Avrupa'nın birinci seviye takımları performansı. Çok net. Çok net. Ekuban çok beğeniyorum. Yani gerçekten bu kadar yürekli oynayan bir forvet. Gerçekten çok yürekli oynayan bir forvet. Yetenekleri bazında baktığımız zaman belki kısıtlı ama mesela o son kırmızı kart aldığı pozisyonda da yetenek üstü bir performans gerçekleştirdi. Müthiş bir çalım, müthiş bir dribling kabiliyeti ve maçı orada bitirdi. Hala çalışkanlığını gösteriyor. Hala arkadaşlar takım oyununa katkısı çok büyük ve topsuz alan koşularını çok iyi yapan bir oyuncu. Gerçekten topsuz alan koşularını çok iyi yapan bir oyuncu. Şimdi ikinci yarıda ne oldu? İlk yarı çok kötüydük. İkinci yarıda Sörloth geldi. Obi Mikel'in yerine geçti. Sörloth forvete geçti. Trabzonspor bildiğimiz 4-2-2-2'yi oynamaya başladı. Böyle olunca etkili olmaya başladık. Gerçekten etkili olmaya başladık. Çok gol pozisyonu ürettik mi? Bana kalırsa hayır arkadaşlar. Yine beklentinin altında bir Trabzonspor diyebiliriz bu formatta da. Ama en azından oyunu tuttu Trabzonspor. Oyunu tutmayı başardı. Rakip üstüne kolay kolay gelememeye başladı. Çünkü bunun baş faktörü Sörloth ve Ekuban. Yani Sörloth ve Ekuban rakip ön liberolara ve rakip stoper oyuncularına öyle güzel presler yapıyor ki rakip takımı o hücuma çıkarken zorlanmaya başladı. İlk yarıda orta saha Obi Mikel sebebiyle ve Abdülkadir'in fiziksel yetersizliği sebebiyle burada rakibin üstünlüğü vardı. Çok rahat çıkıyorlardı. Ama Sörloth ve Ekuban bu üstünlüğe son verince Trabzonspor bir silkelendi adeta ve gerçekten kabustan uyandık arkadaşlar. Hiç beklemedik bir sonuç da olabilirdi dün. Hatta ilk yarı o Oliveira'nın kaçırdığı bir pozisyon var. Kampi'nin çizgiden çıkarttığı 3-0 bile bitebilirdi ilk yarı. Ne olduğumuzu anlamadan 3-0 bitebilirdi gerçekten. Burada konsantrasyon eksikliği teknik ekibe yazar. Kesinlikle takım dün aklı Fenerbahçe karşılaşmasındaydı. Bu çok belliydi. Ama benim tepki göstereceğim bir noktada seyirci arkadaş, seyirci de uyudu. Yani seyirci de ilk yarı boyunca takımla birlikte adeta uyudu. Birazcık daha tepki, birazcık daha özellikle canlandırma yönünde tepki bekliyorum ben Trabzonspor seyircilerinden diyebilirim. İlk sorun dünkü maçtaki oyunla ilgili ilk sorun dediğim gibi tamamıyla konsantrasyon kaybı. Teknik ekibe yazar bu. İyi mental olarak hazırlanmamış Trabzonspor bu maça. Nasıl olsa turu geçtim havasındaydı. İkinci sorun Trabzon kadrosundaki rotasyon oyuncularının yetersizliği, transfer ihtiyacı, sağ ve sol bek ve merkez orta sahaya özellikle arkadaşlar buraya takviye yapılmasının şart olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakın daha sezonun başında bazı noksanlıklar göz önüne serilmeye başlandı. Buna dikkat etmek lazım. Yani Novak ve João Pereira'dan 45 maç böyle performans bekleyemezsiniz. Malatya maçındaki ya da ilk Ayaka maçındaki o hücumsal performansını bekleyemezsiniz. Özellikle Pereira'ya haksızlık yapılmamasından yanayım. Çünkü çok hücuma çıkan, yaşı da var. Çok hücuma çıkan bir bek gününde olduğu zaman iyi yedeklemek lazım. Kamil Ahmet Çörekçi doğru isim mi? Gerçekten orada soru işaretlerim var. Gerçekten soru işaretlerim var. Sol bekte zaten Nova'nın yedeği yok arkadaşlar. Sol bekte Nova'nın yedeği kim oynayacak? Muhtemelen o bölgeye Hüseyin Türkmen'i kaydıracak. Ne kadar verim verir? Yani ne kadar verim verebilir? Yani oraya hani bir tane transfer iki kanatta da oynayabilen genç olur, kiralık olur. Orta saha yani sol sağ Abdülkadir ile gitmesi mümkün değil. Obi Mikel'i gördük. Obi Mikel zor arkadaşlar bu dakikadan sonra. İnşallah yanılırım ben. Orta sahaya transfer şartı olduğunu düşünüyorum. Tek başına Doğan da orada yeterli çözüm üretmeyecektir. Onazi gelmeli ya da. Onazi sağlam gelirse bir nebze sıkıntı çözülür. Abdülkadir, Envakame, Sorloth ve Ekuman hattında ise denecek bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten Envakame, Sorloth ve Ekuman Trabzon hücum gücüne çok derinlik katan oyuncular ama dün de onlar üstüne eleştiri yapmak biraz güç olur. Fenerbahçe maçı şimdi var önümüzde. Yani Fenerbahçe çok zor arkadaşlar Trabzonspor için. Yani dün de çok yıprandılar. Bakmayın siz kolay değil.
Açıkçası ben Ünal Karaman Hoca'nın bu maç öncesiyle böyle bir senaryoyla karşılaşacağını hiç tahmin etmediğini sanıyorum. Yani daha çok rölantide oynayalım, top bizde kalsın, işte çok koşmayalım, çok yormayalım, Fenerbahçe maçı var düşüncesinde olacağını düşünüyorum. Öyle bir planla sahaya çıkmıştı ama olay öyle gelişmedi. Trabzonspor ikinci yarıda oldukça efor harcadı arkadaşlar ve karşınızda kendi sahasında oynayan, kaç senedir kendi sahasında Trabzonspor'a yenilmeyen ve fizik gücü ve hava yakalamış bir Fenerbahçe var. Valla Trabzonspor'un işi çok zor. Umarım Abdülkadir Ömür o maça yetişir. Fizik anlamda Trabzonspor'da bakalım o maçta bir düşüş olacak mı 60. dakikadan sonra. Şu an olacak demek yanlış olur. Net yorum yapmak yanlış olur. Göreceğiz. Ama dün Trabzonspor çok yıpratan bir maç oldu. Ve kabustan uyandık arkadaşlar. Gerçekten kabustan uyandık. Ders alınması gereken ve şu transfer tahtası bence kapanılana kadar çözülmesi gereken noktalar olduğunu da gördük. Dediğim gibi Sturridge iyi bir transfer, isim olarak iyi bir transfer ama daha öncelikli mevkiler vardı bana kalırsa arkadaşlar. Daha önceki mevkilere transfer ihtiyacı vardı bana kalırsa. Yani Sturridge'in yerine o maliyetle 3 tane oyuncu alsaydı şu an Trabzonspor orta sahaya, sol beke ve forvete de işte genç bir oyuncu diyeyim ki Sörloth'la Ekuban'ı kesecek mi Sturridge, ondan bile şüpheliyim. Şu Sörloth'la Ekuban çok iyi, çünkü Ekuban çok iyi şu an. Çok hazır bir oyuncu. Tabii ki Sturridge'in kalitesine değinecek bir şey yok ama şu iki oyuncunun takım savunmasına vereceği katkıyı Sturridge'den alabilecek mi Trabzonspor, o da soru işareti arkadaşlar. Göreceğiz. Göreceğiz ama uyarı niteliğinde bir maç oldu. Hem teknik ekip için mental anlamda takımı hazırlama adına hem de bence transfer döneminin son anında bir uyarıydı. Bakalım Ahmet Ağaoğlu yönetim ve teknik ekip bu konuda bir hamle yapacaklar mı arkadaşlar? Yoksa Trabzonspor'un işi uzun sezon boyunca yine güzel maçlarını izleriz Trabzonspor'un. Ona kesinlikle bir şey demiyorum ama sonuç anlamında biraz zorlaşabilir. Bu çok uzun bir sezon olacak Avrupa Ligi'nde. Çünkü ben Trabzonspor'un gruptan çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Orada da maç sayısı arttıkça bu as oyuncularla koca sezonu geçirmek mümkün değil. Yedek oyuncularının yeterliliği konusunda da benim kafamda soru işaretleri var açıkçası. AYK'ya gelince dün 3-5-2 ile çıktılar. Gerçekten iyi bir 3-5-2 uyguladılar diyebiliriz. İlk yarıda bu Trabzon'un konsantrasyon kaybını çok iyi değerlendirip cezayı kestiler. Maç 3-0, 4-0'a da gidebilirdi gerçekten ilk yarıda. Döner miydi, dönmez miydi onu bilemeyiz ikinci yarıda ama ilk yarıda öyle bir oyun vardı. Sahanın tek hakimiydi. İkinci yarıda Trabzonspor biraz kendine gelince maç başa baş hale geldi. Sörloth Ekuban'ın yaptığı presle yine AYK saçmalamaya başladı. Oyunda da üstünümüzü elimize aldık son zamanlarda ama ilk maçta gerçekten çok kötüydüler. O da biraz hani şöyle diyeyim, bizim şansımız olmuş diyebilirim. İlk maçtaki AYK ile dünkü AYK arasında hiç alaka yoktu. Alaka yoktu gerçekten. İyi ki turu geçtik, Yunanları Trabzon'da Karadeniz'e döktük. Tebrikler diyoruz ama uyarıları da dikkate almamız lazım. Böyle kabus görmemek için bir daha diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir maç analizi videomuzu daha noktalandırdık. Siz de yorumlarınızı videonun altına yaparsanız mutlu olurum. Tartışalım, seviyeli şekilde tartışalım. Burada eğlenmek için buradayız çünkü. Evet, kanalıma da abone olursanız bu arada mutlu, mesut olurum. Hoşça kalın. Futbol Menajer 2019'da kalın.